Bu hafta sizlere Türk Dünyası Belediyeler Birliği'ni ve birliğin bölge ekonomisine katkılarını anlatacağız. Türk Dünyası deyince coğrafik bir alan olarak belki ilk akla gelen sınırlar akla geliyor. Ancak Türk Dünyası dendiği zaman bana göre sadece coğrafi sınırlar değil, aynı zamanda gönül coğrafyamızın, kültür coğrafyamızın da içerisine giren geniş bir alanı anlamak lazım. Eski bir tabirimizle Çin Seddi'nden itibaren Adriyatik'e kadar giden o geniş coğrafyanın içerisinde olan birçok kardeşimiz ve geçmiş tarihimizde de kurulmuş olan birçok devlet var. Dolayısıyla bunlarla olan bizim hem gönül birlikteliğimiz hem de kültür birlikteliğimiz bu coğrafyayı bir bütün olarak görmeyi gerektiriyor. Bu anlamda biz o coğrafya içerisinde bulunan kardeşlerimizle ortak işbirlikleri, ortak çalışmalar, ilişkiler içerisine girmek, belediyecilikle ilgili olabilir bu, kültürel anlamda olabilir, sosyal anlamda olabilir, devletler arasındaki ilişkiler olabilir. Türk dünyası deyince çok daha geniş bir coğrafyayı algılıyoruz. Özellikle kardeş belediyecilik kavramı altında bazı birliktelikler olmuş, gerçekleşmiş. Geçmiş dönemde, benden önceki dönemde de bu ilişkiler kurulmuş. Biz de kendi dönemimiz içerisinde de bu ilişkileri hem devam ettiriyoruz hem de eklemeler yapıyoruz. Yeni kardeşlerimize ile beraber işbirlikleri gerçekleştiriyoruz. Tabii yerel yönetimler, belediyeler aracılığıyla yapılan bu ilişkiler aslında Türkiye'nin dış politikasına da önemli destek sağlıyor. Çünkü dış politika anlamında devletler arasındaki o ilişkilere bizler daha alt tabakada, daha alt halka yayılan bir ilişki ağını kurmuş oluyoruz. Dolayısıyla bu dış politikanın çok daha köklü bir şekilde oluşmasına veya o ilişkilerin daha sağlam bir zemine oturmasına da katkı sağlamış oluyor. Halklar arasındaki ilişkileri güçlendirmiş oluyoruz bu anlamda. Bunun için belediyelerin yapmış olduğu bu çalışmalar önemli, çok önemli çalışmalar. Tabii ki bunun yanında Türk Dünyası Belediyeler Birliği olarak da ayrıca yapmış olduğumuz faaliyetler, o az önce bahsetmiş olduğumuz sadece belli coğrafik sınırlar değil, çok daha geniş anlamıyla gönül ve kültür coğrafyamızın içerisine kapsayacak şekilde ilişkileri düzenlemesi ve çalışmalar yapması bizim bu alanda, bu kişilerle, bu ülkelerle olan ilişkilerimize büyük katkı ve destek sağlamaktadır. Burada biz hem kendi kazanmış olduğumuz, belediyecilik anlamında kazanmış olduğumuz tecrübeleri aksettirmek ve onlara bu tecrübeleri aktarmak anlamında faydamız olduğu gibi, aynı zamanda hem onların hem de bizim uygulamış olduğumuz bazı projeleri ortak bazı projeler haline dönüştürmek veya karşılıklı fikir alışverişlerini sağlamak açısından da büyük önem arz etmektedir. Bizim Kazakistan'dan, Azerbaycan'dan, Özbekistan'dan kardeşlerimiz var. Irak'tan kardeşimiz var. Kıbrıs'ta kardeşlerimiz var. Aynı şekilde Balkan ülkelerinde kardeş belediyelerimiz var. Aynı şekilde Kuzey Afrika ülkelerinde kardeş belediyelerimiz var. Dolayısıyla o geniş coğrafyanın içerisindeki kardeşlerimizle zaman zaman bir araya gelmek, zaman zaman onların bize gelmesi, bizim onlara gitmemiz bu ilişkileri daha da güçlendiriyor. Bazılarında yatırımlar gerçekleştiriliyor. Bazılarında kültürel çalışmalar, bazılarında sosyal faaliyetler katkı sağlanıyor. Bazılarına eğitim çalışması veriyoruz, eğitim destekleri veriyoruz. Heyetlerini getiriyoruz, onlara belediyecilikle alakalı eğitim çalışmaları veriyoruz. Ve bu şekilde onlara faydalı olmaya da gayret gösteriyoruz. Orada hem Semerkant soframız, hem Özbek soframız, hem Türkmenistan soframız, Azerbaycan hocalı ile alakalı anıtımız. Aynı zamanda orada bir müzemiz. O müzemiz etnografik bir özelliğe sahip müzemiz. Ama içerisinde aynı zamanda Kıbrıs'la alakalı bir bölümü, Kazakistan'la alakalı bir bölümü var. Dolayısıyla orada o merkezi de biz Türk dünyasının, Türk coğrafyasının bir merkezi olarak da kullanıyoruz. Geldiği zaman misafirlerimiz orada bazı etkinlikler de gerçekleştiriyoruz.
defa bu ilişkiler aynı zamanda ekonomik bir getiri sağlaması açısından bizim yapmış olduğumuz ziyaretler, onların bize gelişlerinde her birinde iş adamları ve yatırımcıları da biz hem götürüyoruz hem getiriyoruz. Karşılıklı o bölgeyle alakalı düşünceleri olan, o bölgeye yatırım yapmak isteyenleri de bu ilişkilerle bağlar kurmaya çalışıyoruz. İşte az önce bahsettiğim şey oydu. Türk dış politikasının uyumlu bir biçimde o üst düzeydeki anlaşmalar, üst düzeydeki birliktelikleri biz daha alta, tabana doğru yayılmasında etkili oluyoruz. Yani bu anlamda bir faydamızın olduğunu düşünüyorum. Biz de her gezimize giderken yanımızda bir iş adamı, yanımızda bir yatırımcı götürerek gidiyorsak, gelenlerle alakalı geldikleri zaman da tanıştırıyoruz, gezdiriyoruz sanayi sitelerimizi, fabrikalarımızı, oradaki bazı ekonomik değerlerimizi de onlara gösteriyoruz. Onlarla alakalı da bağlantılar kurulabiliyor.